Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte zamanlı ölçme problemlerini çözeceğiz. Problemlere başlamadan bazı bilgilerimizi tazeleyelim. Bir gün 24 saatten oluşmaktadır. 1 saat 60 dakikadır. Bir hafta 7 günden oluşur. Bir ay 30 gündür. Bir yılda ise 12 ay vardır. Gelin şimdi hep birlikte problemlerimizi çözelim. Günde bir saat kitap okuyan İnci, bir haftada kaç saat kitap okumuş olur? Bir hafta kaç gündür? Bir hafta yedi gündür. Her gün bir saat okuyorsa, yedi günde kaç saat okuduğunu bulmak için ne yaparım ben? Çarpma yaparım. Bir çarpı yedi eşittir yedi saat kitap okur. Gelelim ikinci sorumuza. Günde 8 saat uyuyan Anıl kaç saat uyanık kalmaktadır? Bir gün kaç saattir çocuklar? Bir gün 24 saattir. E Anıl bunu 8 saatine uyuyormuş. Geriye kaç saat kalır? Ne yapacağım? Çıkartma işlemi yapacağım. 24-8 eksi kaç saat kalır geriye? Geriye 16 saat kalır. Yani Anıl 16 saati uyanık olarak geçiriyormuş. 5 saat arayla yemek yiyen bir aile öğlen 12'de yemek yemiştir. Bir sonraki yemek hangi saatte gelir? Şimdi çocuklar saatlerde toplama, çıkarma işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Biz normal toplama ve çıkarma işlemi yaparken ne yapıyorduk? birliklere, birliklerin altına, onlukları, onlukların altına yazıyorduk değil mi? Birler basamağını, birler basamağının altına, onlar basamağı ise onlar basamağının altına yazıyorduk. Burada da dakikalar dakikaların altına, saatler ise saatlerin altına yazılarak işlem yapılacaktır. Saat 12'de yemek yemişler. Bir sonraki yemeği 5 saat sonra yiyecekler. 5 tam saatte dakika kısmı yine nasıl olur? 0 0 olur. Çünkü tam saat saat kısmında 5 ne yapacağım ben 5 saat sonrasını bulmak için toplayacağım 0 0 2 artı 5 7 1'i de aşağı indirdim saat kaçta yemek yerlermiş bir daha 17 0 0 bu zaman dilimi hangi zaman dilimi denk geliyor öğleden sonraki zaman dilimine denk geliyor gelelim dördüncü sorumuza saat 8'de başlayan bir okulda dört buçuk saat zaman geçirilince saat kaç olur? Buçuk saat ne demekti? Yarım saat demekti değil mi? Peki yarım saat kaç dakikadan oluşuyordu? 30 dakikadan oluşmaktaydı. Okul saat 8'de başlamış. Kaç saat sonra? 4 buçuk. Dakika kısmına ben ne yazacağım? 30 yazacağım. Saat kısmına da 4 yazıp bu şekilde toplayacağım. 0, 3, yani buçuk saat sonra saat kaç olurmuş? 12.30 olurmuş. 19'da başlayan sinema filmi 21'de bitmiştir. Film kaç saat sürmüştür? Bana bu iki zaman dilimi arasındaki arayı soruyor. Ne kadar zaman geçmiş? Bunu bulacağım. Bunun için de çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Dakikaları dakikanın altına saatleri ise saatlerin altına yazdım sıfır sıfır birden dokuz çıkmaz hemen komşuya gittim on birden dokuz çıktı iki kaldı burasına bir kalmıştı birden bir çıkarsa ne kalır sıfır kalır film kaç saat sürmüş iki saat sürmüş gelelim altıncı sorumuza. Bir işçi inşaatta 3 hafta 3 gün çalışmıştır. İşçi inşaatta kaç gün çalışmıştır? Öncelikle benim haftanın kaç günden oluştuğunu bilmem gerekiyor. 1 hafta 7 gündür. Buraya yazıyorum. 1 hafta 7 gün. O halde 3 hafta kaç gün edecek? Bunu bulmam için çarpma işlemi yapmam gerekiyor. 3 çarpı 7 kaç eder? 21 bitti mi soru hayır 3 hafta bir de 3 gün vardı burada değil mi 3 hafta 3 gün olduğu için 21 artı 3 yaptığımda işçinin toplam çalıştığı gün sayısını bulurum işçi toplam 24 gün çalışmış Evet çocuklar 7. soruyla devam edelim. Dün günlerden çarşambaydı. Yarın hangi gün olur? Dün çarşambaysa bugün hangi gün olur? Dün çarşambaydı. O zaman bugün perşembe, değil mi? Bugün perşembe. Dün çarşambaydı. Bir önceki gün yani. Dün çarşambaydı. Bugün perşembe. Yarın hangi gün olur? Yarında hangi günüm olur benim? Cuma günüm olur. Geldik 8. soruya. 2 saat önce saat 6 idi. Önce 2 saat önce. 2 saat önce diyor. Yani benim bulunduğum şu andan 2 saat önce 6 idi. Yani şu an saatin ilerlemiş olması gerekiyor değil mi? O yüzden ben 2 saat eklerim. Şu anki saati bulmak için. 2 tam saatte dakika kısmında ben ne yazıyordum? 00 yazıyordum. Ve topluyordum. Ben şu anı buluyorum. Şu an saatim kaç? 8. Peki soruya devam edelim 4 saat sonra saat kaç olur? Şu an saatim 8. Bundan 4 saat sonrasını istiyor. Ne yapacağım? Toplayacağım. 0, 8, 0, 0. Kaç saat demişti bize? 4 saat demişti. 4 saati de toplarsam dakikaları topladım. 0, 8 artı 4 12 yapar. Yani 4 saat sonra da saatim 12 olur. 9. soruyla devam edelim. Abim 4 ayda bir tedaviye gidiyor. Buna göre 1 yılda kaç kez tedaviye gider? Benim burada bilmem gereken zaman dilimi hangisi? Yıl. 1 yılda kaç ay vardı? 12 ay vardı. Ben 1 yılda 12 ay olduğunu bilmeden bu soruyu çözemem. O halde ne yapacağım ben? 4 ayda bir gidiyormuş değil mi? Ayları 4 4 gruplayacağım. Yani bölme işlemi yapacağım. 12 bölü 4 sayıyorum 4'er 4'er. 4 8 12. Kaç kez gitmiş olur? 3 kez tedaviye gitmiş olur. 10. sorumuzla devam edelim. Bahçemizde yılın 5 ayı soğuk nedeniyle suyumuz donuyor. Yılda kaç ay su akar? Bir yıl kaç aydı? Bir yıl 12 aydı. E bu 12 ayın 5 ayı soğuktan dolayı donuyormuş. Geriye kaç ayım kalacak benim? Çıkarma işlemi yaparak bunu bulabilirim değil mi? 12-5 eşittir. 7 ay ne oluyormuş? su akıyormuş. Gelelim 11. soruya. Babam her gün saat 9.00'da işe gidiyor. 10 saat sonra eve dönüyor. Babam eve geldiğinde saat kaç olur? Babam 10 saat çalışıyor değil mi benim? Dakika kısmında 00 olacak. Saat kaçta gitmişti işe? 9'da gitmişti topladığımda 0, 0 0 9 19 öğleden sonra saat 19'da yani akşam saat 7'de evde olur. Gelelim 12. soruya. Bugün 2 Mart 2018'dir. Bir hafta sonra tarih ne olur? Bir hafta sonra dediğine göre ben 7 ekleyeceğim. Tarihim kaçtı? 2. 2 artı 7 yaptığımda ben günü 9 olarak bulurum. Tarihim ne olacak benim o zaman? 9 Mart 2018 Gelelim son soruya. 10 başlayan çizgi film 1 yarım saat 1 çeyrek saat sürmüştür. Çizgi film kaç saat sürmüştür? Bize soruda ne diyor? Bir yarım saat, bir çeyrek saat. Yarım saat ne kadar süreden oluşuyordu? 30 dakika. Peki çeyrek saat ne kadardı? 15 dakikada. Şimdi bunları toplayacağız. Filmin ne kadar sürdüğünü bulabilmek için. Topladığımda 45 sayısını elde ederim. Peki bu 45 ne? Bakın yarım saat 30 dakikaydı, çeyrek saat 15 dakikaydı. O zaman benim bu bulduğumda dakikadır. 45 dakika sürmüş. Peki kaçta başlamıştı? 11:00'da. Şimdi çocuklar, biz saatlerde toplama işlemi yaparken ne demiştim? Dakikalar, dakikanın altına saatler, saatin altına. Peki beni burada bulduğum neydi? Dakika. O zaman ben dakika kısmına bunu yazacağım dakikaları dakikayla toplayacağım. 0 artı 5, 5, 0 artı 4, 4. Toplanacak saatim olmadığı için de saati direkt aşağı indiririm. Peki film saat kaçta bitmiş? 11.45'te filmimiz bitmiştir.